Evet, 29. ayet. Unutmayın. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَوْ كُلِّ يَمِنْ وَفِي شَنْ. Bu ayet-i kerimeyi okuya okuya bütün dileklerinizi Allah'a sunacaksınız. Sonra bir şey daha var. Yine birçok benim benden sual soran talebelerim olsun, ondan sonra efendim diyen mümin kardeşlerim olsun. Ya her şeyde Allah'a söylenelim ayet gibi şey. Allah'tan başka kapı yok ki. Şeytandır sizi Allah'a bir şey sunmaktan, Allah'tan bir şey istemekten men eden şeytandır. Kainatın mutlak sahibidir. Her şey ondan sorulur. Haşa bir köy ağasına köyde her şeyini söyler de devlete söyleyemediğini ağasına söyler. Köyde. Hakiki ağamız Allah elhamdülillah. Her şeyini söyler, güzel derdimizi. Kendisine karşı ettiğimiz kusurda dahi aman ya Rabbi ben sana kusurluyum. Sen yerlerin göklerin Rabbisin. Ne olur beni layık kul yap. Benim içime heves ver. Bende hayır yok. Namaza duruyorum ne yaptığımı bilmiyorum. Bana hayırlı bir kuvvet ver de hayırlı bir cesaret ver. Namazımı rahat kılıyorum. Atlıyorum, kaza ediyorum. Bunları saçmalığını biliyorum ama ya Rabbi sen Rahmansın, Rahimsin, Büyüksün. Aman diyeceğim. Her şey de Allah. Bir mümin oturur kalkar ama bir şeytan gelir, sen başvurun, ayıp olur bu söylenir mi diye. Söylemek kime söyleyeceğiz? Allah'tan başka söyleyecek hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Resulullah Efendimiz bizler için Bedir'de bir duası vardır. 363 kişiyle ilk defa savaş yapacağız ama sabah namazında biliyorsunuz Bedir'in bir büyük şeyi de, sırrı, hikmeti de, orucun Bedir. Savaşı sırasında farz olmasın. Kapandı secdeye. Ya Rabbi, bir avuç insanla davanın son oyununu oynuyoruz. Bundan sonra gelecek, müminleri seviyorsan, onlara acıyorsan, onlara fırsat vereceksen, bize de fırsat ver. Yoksa benim emanetim burada aldı. Secdede. O duvarın içindeyiz. Onun için daha olur mu ki, kılar mı ki? Biz namazı kılamadık. Çok ayıp ediyoruz. Şunu yaptık, bunu yaptık. Düşünmeyin. Arkanızda Resulullah gibi bir torpil var. Bu torpil ele geçecek bir fırsat değildir. Yarın bu torpili kullanmayarak, Allah kapısını yüz sürmeyerek, aptalca enayiliğimiz yüzünden öteki tarafa gidince kafamız duvardan duvara vuracağız. Ne şaşkınmışız biz. Allah sevgilisi için yapmayacağı şey yokmuş. Ben ne şaşkınmışım. Bu sevgilinin, Allah sevgilisinin ümmetinden olduğunu söyledim de arkasını getiremedim. Diri tutulmuş gibi diyeceğiz orada. Onun için içinden demeyelim. Allah'a bari kainatı aracı koyarak yaptıramayacağımız hiçbir iş yoktur. Hiçbir iş yoktur. 30. ayette kalmıştık. Bu ayet fevkalade önemli bir ayet-i kerime. Anlaşılması, anlatılması fevkalade güç bir ayet-i kerime. Evvela kelime manası olarak yorumlayalım. Senef ruhu leküm eyves segala. Size kalacağız ey segala diyor Allah. Ey segala size kalacağız. Şimdi bu ayet-i kerimenin hangi ayet-i kerimeden sonra geldiği fevkalade önemli. Biliyorsunuz daha evvel Cenab-ı Hak küllü bu şeye, bu grup ayetlere küllü men aleyha fan diye başladı. Benden başka her şey fanidir. Ve yepka ve çirab kezün celal ve ikram. Ancak Rabbin celal ve ikram sahibi yüzü bakidir diye başladı olaya. Demek ki Cenab-ı Hak varlıkların hepsinin faniliğe uğramak durumunda olduklarını ve bu fenadan, sonlu oluştan kurtulamayacaklarını bildirdikten sonra bir şeenleri üzerinde bir ayet-i kerime verdi ki onu geçen ders yorumladık. Kainatta bulunan her şey zorluklar içerisine düşer ve bu zorluklarda Cenab-ı Hak'tan yardım diler. Cenab-ı Hak da diyor ki hatta o öyle bir cümleyi kullanıyor ki onlar zorluklara düştükleri zaman ne yapacağız diye bana sorarlar. Ne yapacağız diye bana sorarlar. Ben de onlara
onlara lazım gelen şeyinle tecelli ederek, hangi şeyinle tecelli ettiğim takdirde kurtulmaları gerekiyorsa, lazım gelen şeyinle tecelli eder, onları kurtarım diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra Cenab-ı Hak size kalacağız ey Segalan diyor. Size kalacağız ey Segalan. Segalan ne demek bir defa? Ağırlıkları olan iki şey diyor. Segalan tam kelime manası ağırlıkları olan iki şey. Ağırlıkları olan iki şeyden Murat'tan bir tanesi şeyden beri ayetin başından beri Cenab-ı Hak ne dedi? Bir ve halekel canlı min maricin min nar. Biz cinleri ateşin özündeki bir yalan alevden yarattık dedi. Ondan sonra insanı da bir topraktan hafur olmuş bir balçık toprağın kurumuşundan yarattık dedi. Buradan alırsak ayet-i kerimeyi demek ki Cenab-ı Hakk'ın Segalan diye bahsettiği varlıklar ins ve cindir. Kainatta ağırlığı olan iki çeşit canlı vardır. Birisi ins, birisi cin. Onun için Cenab-ı Hak sizin kainatta ağırlığınız var diyor. Ey ins ve cin, sizin kainatta alemler içerisinde bir ağırlığınız var, bir mevkiiniz var. Nedir o mevki? Allah'a Allah demek. Allah'a hamd etmek, Allah'a karşı kulluk yapmak. Hem cinler hem insanlar bu segalan, ağırlığı olan kıymetdar varlıklar hükmünden yararlanır. Binaenaleyh bir insan nasıl Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hikmeti iktizası, sonsuz sırrı iktizası kulluğa döndüğü için Allah etrafında itibar görür. Kulluğa dönmezse küllü men aleyha fan hükmüne dahil olur. Sona ermeye hiçbir işe yaramamaya mahkum olur. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın hem insi hem yini bir arada kastederek segalan diye zikretmesindeki hikmet nedir? Yoksa Cenab-ı Hak burada tekrar ey ins ve cin size teveccüh edeceğim derdi. Zaten bu ayet-i kerimenin böyle olmasını bu şekilde manalandırmak istiyorlar. Yani böyle olması gerekiyormuş da ama ayet böyle söylemiyor. Buradan çıkan yuvarlak mana ey ins ve cin. İleride size yönelecek bir sırrım olacak filan diye tercüme ediyorlar müfessirler. Ama kesinlikle ayet öyle söylemiyor kelime olarak. Anlaşılması güç bir ayet olduğu için müfessirler benzetmişler. İleride size kalacağız şeyi, ileride sizinle olacağız. Yani kasıt işte ahirette sizinle olacağız demektir diyorlar. Hiç öyle bir şey söylemiyor. Allah diyor ki, ey segalam, ey evrenin ağırlıklı iki varlığı, evlerin saygın iki varlığı. Size kalacağız diyor. Neden size kalacağız diye ayırt ediyor? Çünkü diğer eşya için küllü men aleyha fan dedim. Bütün varlıklar benden başka her şey yokluğa, fenaya mahkum oluyor. Onun için Cenab-ı Hak şimdi tekrar dönüp de ey segalan size kalacağız deyince iş değişiyor. Demek ki ahiret gününe kadar olan cesaret hayatımız, çokluk aleminin hayatında insan ve cinler belli bir zaman düzlemi üzerinde diğer eşyalar gibi, diğer yaratıklar gibi, diğer canlılar gibi bir formaliteye tabidirler. Ölüp kalmak, ondan sonra efendim çürümek gibi bir formaliteye tabidirler ki bu yukarıdaki ayetin küllü men aleyha fan hükmü gereğince benden başka diyor Allah her şey fanidir. Fani oldu. Fani olduktan sonra ama ey segalan sizinle baş başa kalacağım diyor Allah. Bu gördüğünüz fani varlıklar yok olduktan sonra sizinle baş başa kalacağım diyor.
Bu ağırlık olayını hamd etme, iman etme, kendi öz iradesiyle, bağımsız iradesiyle iman etme şeklinde yorumlamıştır. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın biraz daha derindeki bir hikmetine eğilmek zorundayız. Şöyle ki, Cenab-ı Hak madem ki bir ağırlık tanımıştır ins ve cine, o halde bunların varlıkları hakkında bize biraz daha mesaj vermesi lazım. Biz şimdi yalnız cin olarak biliyoruz. Bir de ayet-i kerime bize bunların ateşin yalın kısmından yaratıldığını söyledi. O kadar biliyoruz. Peki bu ağırlıkları olan adı insanları tanıyoruz. Çünkü insanlar hakikaten nice merhametler, fedakarlıklar, kahramanlıklar gösteriyor ve biz diyoruz ki Allah bu mahlukatı çok sevdi. Çünkü bu kadar kahraman, böylesine büyük faziletli bir varlık elbette Allah tarafından sevilir diyoruz. Dolayısıyla Segala'nın ağırlık yönü, kıymetler yönü anlaşılabilir ama acaba cin niye kıymetler? Cinin kıymetlarlığı nedir? İnsanla beraber bir terazinin iki kefesi gibi tutması Cenab-ı Hakk'ın nedendir? Bu Sure-i Rahman'ın bu 30. ayeti fevkalade önemlidir. Bu arada çünkü Allah cinlere büyük önem vermiş oluyor. Daha belki derslerde söyledim ama gerek o derslerde bulunmayanlar için, gerek sizin hatırlamanız için cinlerin hayatını tekrar anlatmak isterim size. Cinler yine çeşitli ayet-i kerimelerde anladığımız şekilde hem arzda hem de uzayın, evrenin her yerinde bulunan varlıklardır. Öylesine her yerinde bulunan varlıklardır ki hep cinler diye bahseder. İnsan ve cinler diye bahseder. Buradan kastı Cenab-ı Hakk'ın hep çok tür cin cinsi vardır. İnsanların bir türü olduğu halde cinin pek çok türü vardır. Özellikleri ayet-i kerimenin söylediği gibi ateşin özünden yani enerjiden yaratılmışlardır. Enerjiden yaratıldıkları için hapsolmuş enerji diyebileceğimiz parçacıklara, maddeye, hücreye bağımlı değillerdir. Binaenaleyh cinler bizim cismani varlıklarımız gibi görünmezler. Birinci özellikleri budur. Bizim görmemizin sebebi cismani varlıklarımızın küçük parçacık dediğimiz atomlardan, moleküllerden kurulu olmasıdır. Halbuki cinler enerji dalgalarından kurulu olduğu için görünmezler. Görünmeyince efendim görünmüyorsa yoktur. Bunu her zaman söylüyorum. Sizin de kulağınızda küpe kalsın. Böyle görünmüyorsa yoktur diyen avanaklara şu misali verilir. Şu odanın içerisinde görünenler belli. Lavalar, avizler, sizler, ben, videolar, bilmem şey, teypler, hoparlör vesaire, çimler. Hepsini saydınız, gördünüz. Hepsini kapının önüne boşalttınız. Bazıda başka şey kaldı mı? Adamlar da çıkardın, yok. Hava var, havayı da boşalt. Su buharı var, rutubet, onu da boşalt. Böcek, yücek, aklınız ne gelirse hepsi boşalt. Bitti mi? Bazıda başka bir şey yok mu? Var. Nasıl var? Getir buraya televizyonu, koy şuraya. Aç,